Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çant yayınlara etkinlikli soru bankası test 10 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci sorumuza bakalım. Verilen bölme işleminde bölünenin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bölünenin en küçük değeri alabilmesi için böleni bulmam gerekir. Bakın bölen kalandan mutlaka büyük olmalı arkadaşlar. Kalanlar mutlaka büyük olmalı. O halde böleni en küçük almak istiyorum. 19'dan büyük olan en küçük sayımız 20'dir. O halde böleni 20 alacağım. Ve böleni bulabilmek için önce bölenle bölümü çarpıyorum. Yani 20 ile 47'yi çarpacağım ve 19'u ekleyeceğim. O halde 47 çarpı 20 diyorum. 0, 0. 2 kere 7, 14. Elde var. 1. 2 kere 4, 8. 1 de elde 9. Topluyorum. 940 oldu. İkisinin çarpımı. Evet, Kalanı da üzerine eklememiz gerekir. 940 ile 19 toplarsam 959 olur sorumuzun cevabı. A şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet gençler temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki sorumuza. İkinci soruya baktığımız zaman verilen bölme işlemine göre bölünen kaçtır diye sordu. Gençler bölen ile bölümü çarparız ve üzerine kalanı ekleriz. O halde 22 ile 41'i çarpalım. 1 kere 2, 2, 1 kere 2, 2, 4 kere 2, 8 4 kere 2, 8 diyorum. Topluyorum gençler. 2, 8, 2 daha 10 elde var. 1, 8, 1 de elde. 9. O halde 902'yi bir de 17 ile toplayalım. Kalanı mutlaka ekleyeceğiz gençler. 902 artı 17 diyorum. 7, 2 daha 9. 1 ve 9. 919 olur sorumuzun cevabı. A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Şu ikimizi de biraz daha güzel yazalım. Evet. Devam ediyorum. 3. soruya geçiyorum. Bir bölme işleminde bölünen 598, bölüm 23 ise bölen kaçtır? Arkadaşlar bir bölme işlemi düşünelim. Bölüm 23'müş. Şimdi benden nereyi istiyor? Böleni istiyor. Arkadaşlar böleni bulabilmek için ben yine bakın şu ikisi yer değiştirirse arkadaşlar sonuç değişmez. Öyle düşüneceğiz. O halde 598'i bölüme yani 23'e bölersem böleni bulurum. 598'i bölüme yani 23'e bölüyorum. 2'nin 5'te yok arkadaşlar. 59'da 2 keredir. 2 kere 3 6, 2 kere 2 4. Çıkarıyorum. 3, 1. 13'ün içinde yok. 8 indirdim. 138'in içerisinde 6 kere desem arkadaşlar 6 kere 3 18 elde var. 1 6 kere 2 12 1 de elde 13 26 olur bölen sayı ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Devam edelim. Buna göre Hilal'in aklına gelen ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hilal 29 sayısı ile aklına gelen ilk sayıyı çarptığında sonucu 1102 bulmuştur. Arkadaşlar Hilal 29'da öyle bir sayı çarpıyor ki aklına gelen ilk sayıyı ve sonucunu 1102 buluyor. O halde bu çarpanı bulabilmek için ne yaparım? Çarpımı verilen çarpana bölmemiz gerekir. 1102'yi 29'a böleyim. 11'de yok. 110 içerisinde gençler kaç keredir? 4 keredir desem. 4 kere 9. 36. Elde var 3. 4 kere 2. 8. 3 daha 11. Ne oldu arkadaşlar? 4 kere 9. 36. Elde var 3, 4, 2, 8, 3 daha 11. Evet bu fazla geldi arkadaşlar. O halde bir tane azaltalım. 3 kere diyorum gençler. 3 kere 9, 27. Elde var 2, 3 kere 2, 6, 2 daha 8. Çıkaralım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 0 kalmıştı. Tekrar 0'dan 8 çıkmaz diyorum. 1 elde aldım. Ondan 8 çıktı. 2. Evet, 2 indiriyorum. 232 sayısının içinde. 29 8 kere de. Zaten başka bir şansımız kalmadı. Bakalım denk gelecek mi? 8 kere 9 72. 72'nin ikisi elde var. 7. 8 kere 2 16. 7 daha 23. Evet, kalan 0. Sonucu 38 olarak buldum. Ve D şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet geçelim 5. sorumuza. Verilen bölme işleminde bölünenin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar bakın burada kalanı görüyorum. O halde şöyle diyorum. Kalan arkadaşlar bölenden küçük olmak zorunda. Benden en büyük değeri istediği için bakın. Yani 18'den küçük olmak zorunda diyorum. O halde 18'den küçük olan en büyük sayı düşüneceğim. Çünkü bölünenin en büyük değerini istiyor. O halde arkadaşlar 18'den küçük olan en büyük sayımız 17'dir. Bakın biz bunu kalan olarak kullanacağız. Demek ki kalana 17 olacak diyorum. O halde bölen ile bölümü çarpalım. 2 kere 8 16 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. 1 kere 8, 8, 1 kere 1, 1. Toplayalım. 6, 8, 3 daha. 11 elde var. 1, 1, 1 de elde 2. 216. Arkadaşlar kalan üzerine ekleyeceğiz. 17 üzerine ekleyecek olursam 7, 6 daha 13 elde var. 1, 1, 2, 1 de elde 3, 2 de aynen yazdım. 233 olur diyorum ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet yukarıda verilen çarpma işlemine göre a sayısı kaçtır? Arkadaşlar çarpanlardan biri verilmediyse çarpımı yani 468'i diğer çarpana bölmemiz gerekir. 26'ya bölüyorum. Şimdi gençler 468'i 26'ya böleceğiz. 4'ün içinde yok. 46'ın içerisinde 26 bir keredir. Bir kere 26 26 çıkarıyorum. 20. 8 indirdim. 208. 208'in içerisinde arkadaşlar 26 8 keredir desem. 8 kere 6 48. Elde var diyor 8 kere 2 16 4 daha 20. Evet 18 olarak bulduk. O halde B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyorum. Evet devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. Verilen çarpma işleme göre A çarpı B işleminin sonucu hangisidir diye soruyor. Kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar çarpma işleminde Şöyle düşünebilirim. Öncelikle arkadaşlar bakın nereden yola çıkacağız. Şu A38 sayısıyla 6'yı çarparsam arkadaşlar 6 onlar basamanda olduğu için 1428'i elde etmem gerekiyor. O halde ben şöyle düşünüyorum. 1428'i 6'ya böleyim arkadaşlar. Bakın şöyle düşünüyorum. A38 çarpı 6 eşittir 1428 ise ben bu A38 sayısının hangi sayı olduğunu bulabilmek için 1428'i 6'ya bölerim. 1428'i 6'ya bölelim gençler. 1'in içinde yok. 14'ün içerisinde 2 kere. 2 kere 6, 12. 2, 0. 2'nin içinde yok arkadaşlar. 2 indirdim. 22'nin içerisinde 3 keredir. 3 kere 6, 18. Çıkardım. 4 kaldı. 8 indirdim. 48'in içerisinde 8 kere. 8 kere 6, 48. O halde 238'dir. Bakın şu sayımız. Yani buradan A'nın değerini 2 olarak buluyoruz. Arkadaşlar şuraya 238'imizi yazalım. Peki. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. 238'i bulduğuma göre ben 238 ile B'yi çarptım ve 952'yi buldum. O halde ne yaparız? 952'yi 238'e bölersem gençler. Bölersem B'yi bulmam gerekir. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. 15.232'yi 238'e bölersek şu 60 sayıyı bulurum arkadaşlar. Durum değişmez fark etmez diyorum. O halde 952'yi 238'e bölmek istiyorum. 952 238'e bölelim. Şöyle 4 kere desem gençler. 4 kere 8 32'ye elde var 3. 4 kere 3 12. 3 daha 15. Elde var 1. 4 kere 2 8. 1 de elde 9. Bakın 952'ye tam denk geldi. O halde 4'tür bizim buradaki B'mizin değeri. B'yi de 4 olarak yazdık. A çarpı B'nin sonucunu istemişti. O halde A 2 B 4 ise 2 kere 4'ten 8 olur. Ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyorum. Evet devam edelim. 8'in soruya geçelim. Verilen bölme işleminde bölen aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın burada bölenle bölümü yerini değiştirsem durum değişmez. Gençler bunu unutmayalım. O halde 608'e 46'ya bölersem böleni bulurum. Burada kalan 10 yine kalan 10 çıkacak arkadaşlar. Bakın bunu da göstermiş olalım. Yani kalanla bu sorularda işimiz yok diye söylüyorum. O halde 608'i 46'ya bölüyorum. 60'ın içerisinde 1 kere 1 kere 46 aldı. 46. 0'dan çıkmaz. 10'dan 6 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 14'ün içinde yok. 8 indirdim. 148'in içerisinde 3 kere 3 kere 6 18. Elde var 1. 3 kere 4 12 1 de elde 13. 0 1. Arkadaşlar bakın yine kalan 10'a eşitlendi. O halde bizim burada sorumuzun cevabı 13'tür diyorum ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim 9. soruya geçelim. Hangi sayının 36 katı 972'dir? Arkadaşlar kat demek çarpmak demektir. O halde bir sayı var A sayısı olsun. Ben bunu 36 ile çarpmışım. 972 bulmuşum. A sayısını bulabilmek için arkadaşlar 972'yi 36'ya bölmemiz gerekir. 9'da yok arkadaşlar. 97'nin içerisinde 2 keredir diyorum. 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 3 6 1 de elde 7. Çıkarıyorum. 7'den 2 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 25'in içerisinde 36 yok. 2 indirdim. 252'nin içerisinde arkadaşlar 36. 7 kere desem 7 kere 6 42 olur. Bakın 7 kere 6 42 diyorum elde var 4. 7 kere 3 21. 4 daha 25. O halde arkadaşlar sayımızın 27 olduğunu söylüyoruz ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Devam edelim 10. sorumuza geçiş yapalım. Kalanlı bir bölme işleminde kalan 12 bölünen 1338 ve bölüm 34 olduğuna göre bölen kaçtır? Arkadaşlar öncelikle Şöyle yerine yazalım bakın. 1338'i bir sayıya bölmüşüz ve bölümü 34 kalanı 12 olarak bulmuşum. Arkadaşlar burada bölen sayıyı bulabilmek için şu ikisi yer değiştirse soru değişmez demiştim. Şurayı düzeltelim bir. 34 ile bölenin yerini değiştirsem arkadaşlar aynı şeyi bulmam gerekir. O halde ben bölünen sayıyı yani 1300 38'i 34'e bölüyorum. Bakın bu sorularda kalanı kullanmayacağız. Kalanla işimiz yok demiştik. O halde arkadaşlar bir de yok, 13 de yok. 133'ün içerisinde 3 kere desem arkadaşlar. 3 kere 4, 12. Elde var 1. 3 kere 3, 9. 1 de elde 10. Çıkarıyorum. 1, 3. Burası 0. 8 indirdim. 318. 318'in içinde 9 kere. 9 kere 4 36. Elde var 3. 9 kere 3 27. 3 daha 30. Evet yine kalanı 12 gördük arkadaşlar. Bakın kalanla işimiz yok demiştik. O halde bizim sorumuzun cevabı yani bölen sayımız 39'dur. O da D şıkkında yer alıyor. Devam ediyorum. Verilen şemaya göre A sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar öncelikle 29 ile 32'yi çarpıyoruz. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 2 6 2 daha 8. 8 7 5 daha 12 elde var 1. 8 1 de elde 9. 928 bakın bu ikisinin çarpımının sonucu. O halde ben 928 ile A'yı çarpmışım. 10.208 bulmuşum. A'yı bulabilmek için ne yaparım gençler? 10.208'i 928'e bölmemiz gerekir. 1'de yok, 10'da yok, 102'de yok. 1020'nin içerisinde bir keredir. 1 kere 928, 928. çıkarıyorum gençler sıfırdan çıkmaz. Bir elde aldım. Burada 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2. 1'den 2 çıkmaz. Elde aldım bakın burası 9, burası 0, burası da 11 oldu. 11'den 2 çıktı. 9, 9'dan 9 çıktı 0 diyorum. 8'i indirsem 928. 928'de 928 bir keredir. Evet, 928 oldu çıkardık. O halde ne buldum arkadaşlar? 11 buldum. A'nın değerini. Yani C şıkkı sorumuzun doğru Cevabı olur diyoruz. Devam edelim. 12. soruya geçelim. Bir M sayısı 12'ye bölün, bölününce bölüm 45 kalan 10 oluyor. Buna göre M sayısı 9 ile bölünürse kalan kaç olur? Arkadaşlar bir M sayısı düşünelim. 12'ye böldük. Bölüm 45 kalan 10'muş. Öncelikle ne yaparım? Ben M sayısını bulmak istiyorum. Bölenle bölümü çarparım. Kalanı eklerim gençler. O halde 12 çarpı 45 diyorum. 5 kere 2 10 elde var. 1, 5 kere 1 5 1 de elde 6. 4 kere 2 8 4 kere 1 4 topluyorum. 14 elde var. 1 4 1 de elde 5 540 540'a kalan ekliyorum arkadaşlar. Onu eklersem M'nin değeri 550'dir. Şimdi bu 550'yi arkadaşlar 9'a bölmemi istiyor ve kalanı soruyor. O halde 550'yi 9'a bölelim. 5 yok. 54'ün içerisinde 9 6 keredir. 6 kere 9 54 5'ten 4 çıktı. 1, 0. 0 indirdim. 10. 10'un içerisinde 9. 1 keredir. 1 kere 9. 9 ve kalanı 1 olarak görüyorum. Yani sorumuzun cevabı sadece kalanı sorduğu için A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Devam ediyorum. 13. soruya geçiyorum. 13. soruya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 13. sorumuza geçmeden önce sorumuzu düzeltmek istiyorum. Kalanlı bir bölme işlemi değil arkadaşlar. Bir bölme işleminde diye sorumuzu yazdım. Düşünelim. Şöyle burayı görmüyoruz gençler. O halde sorumu okuyorum. Bir, bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 52 olduğuna göre bölünen en az kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar kalanlığı sildiğimize göre, yani kalansız bir bölme işlemi gibi düşünüyorum. O halde bölünen diyorum. Bölen sayım 16, bölüm 52 ve bölünenin, bölünenin en az olması için de kalanı 0 olarak kabul ediyorum. O halde 16 ile 52'yi çarpıyorum gençler. Biz sayımızı biliyoruz. 6 kere 2 12 elde var. 1 6 kere 5 31 daha 31. 1 kere 5 5 1 kere 2 2 pardon. 1 kere 5 5 topluyorum. 2 3 8 8 32 sorumuzun cevabıdır diyorum. Ve C şıkkın doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.